العربية بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşama kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah Azim Şan hakkı hak olarak tanıttırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, başlayacağımız konu ihramı kimseye nispetle hemen ağacını ve otunu kesmenin hükmü. Bununla alakalı olacaktır. İhramlı için ve nitekim başkası için de haremin ağacını kesmek veya yerinde sökmek veya telef etmekle veya onun dallarından bir dalla dallar hil bölgesine vasıl olsalar bile taarruz helal olmaz. Ama ağaç hilde dikilmiş olduğu zaman deyince ona taarruz ve başkasının milkinde olmadığı zaman dalları haremin içinde vasıl olsa bile onunla intifa mübah olur. Bunda haremin otu da ağaç gibidir ancak izir otu değil güzel kokusu olan bir nebattır. Senamiki adıyla bilinen sena da böyledir. Bunları kesmek veya başka bir şekilde taarruz etmek mübah olur. Haremin ağacı ve onun otu hakkında mezheplerin tafsilatı vardır. Bakalım mezheplerdeki tafsilat nedir? Durumun neyin ne olduğunu göreceğiz inşallah. Şafiiler haremin yaş ağaçlarına ve yaş otuna kesmekle veya yerinde söküp atmakla veya telef etmekle taarruz etmek, taarruz eden kimsenin milkinde olsa bile haram olur. Taarruz, sahifenin üst kısmında zikrolananların maadasıdır. Bunlar, bunun üzerine diken de ziyade edilir. Bunun üzerine diken de ziyade edilir. Yani diken de onun gibidir. Onun kesilmesi de mübah olur. Haremin ağacına ve otuna taarruz ancak onu büyümesi için budamak gibi islahının kastı olmaksızın olursa haram olur yoksa caiz olur. Kuru ağacı deyince onu kesmek ve kökünden çıkartmak caiz olur. Yine böylece kuru otu kesmek de caiz olur. Kuru otu kökünden çıkartmayı deyince mutlaka haram olur. Ancak bittiği yer bozulmamışsa bu da yine caiz olur. Ağaç da köse otu gibi kendisi bitmiş olanı ile hurma gibi insanların bitirmiş olduğu arasındaki fark yoktur. O halde ona mutlaka taarruz haram olur ama otlar ve daneleri ve bunların benzerini deyince onlara taarruz ancak onlar kendileri bittikleri zaman haram olur. Onları insanlar ektikleri zaman onlar için onlarla ihramdayken ve ihramlı değilken taarruz etmeleri caiz olur. Men edilmekle beraber bir takım şeyler istisna edilir. Hurmanın budağını ve ağaca zarar verecek şekilde vurmaksızın ağacın yaprağını almak bunlardandır. Eğer zarar verecek şekilde ağacı silkelerse haram olur. Ağacın meyvesini de almak da bunlardandır. Yine böylece misvak ağacını almak da senenin içerisinde onun mislinin bitmesi şartıyla bunlardandır. Ağacı hayvanlara otlatmak da bunlardandır. Hanzal ve senamiki gibi ilaç için alınması da bunlardandır. Hanbeliler şöyle demişler, Mekke hareminin ağacını ve otu bunlar yaş olduklarında bunlarda diken gibi mazaret bulunsa bile kökünden çıkartmak haram olur. Misvak kuru olanını deyince bunları kesmekte veya kökünden çıkartmakta beis yoktur. Çünkü bunlar
ölü gibidirler. Yine böylece itir ağacının mantarı ve tomaları ağacının veya meyveyi bunların hepsi yaş olsalar bile kesmekte bir beis yoktur. Nitekim insanoğlunun ağaçtan veya ottan ektiği şeyi de kesmek veya kökünde çıkartmakta bir beis yoktur. Çünkü o asıl mülk olandır. O asıl mülk olandır. Mezkur haremin otunu otlatmak ve düşen ağaç yapraklarıyla ve yerden ayrılmış olan ağaçla ve bitkiyle veya insan oğlunun fiiliyle olmaksızın kırılmış olan ve henüz aslından ayrılmayan kırılan şeyle intifa mübah olur. Ama ona onu insanoğlu keserse onu onunla ne kendisi ne de başkasına intifa caiz olmaz. Hanefiler harem yerinde biten ya kuru veya kırılmış olur veya bunun başkası olur. Kurumuş ve kırılmış olan şeyler harem ağacının kökünün hükmüne girmez. Çünkü o odundur. İsir'in otu da yine böyledir. Bu haremin ağacından müstesnadır. Kuru olmayan ki bu büyümeyi kabil olandır. Bu ya kendisi bitmiştir ya böyle bitmemiştir. Birincisi ekin gibi insanların ekmiş olduğu cinsten olur. Ya ümmi gaylan adıyla maruf yani bilinen ağaç gibi ekilmiş olmaz. Bunlardan kesilmesi haram olan ağaç veya bitki kendiliğinden biten ve insanların ektiği veya diktiği cinsten olmayandır. İşte bunun için bunun ister milk olsun, ister milk edinilmiş olmasının kesilmesi caiz olmaz. Ancak onun maliki kestiği zaman sadece kesmesi haram olur. Bu onun üzerine ceza tereddüt etmez. Onun malikinin başkası kestiği zaman ise onun üzerine ceza vardır. Onun beyanı ileride gelir ve ona karşılık kıymetini vermesi lazım gelir. Çadır dikme veya ocak kazma veya hayvanların çiğnemeleri sebebiyle kesilenlerden ise af olunur. Çünkü ondan sakınma mümkün olmaz ama insanların ektiği cinsinden olduğu şeyleri deyince onları kesmek ve onunla intifa etmek milk olmadığı zaman helal olur. Cildi ve tüyleri kaşımak. Özür dilerim. Eğer başkasının milki olursa onun kıymetini malikine ödemek lazım gelir. Malikiler de ağaçtan ve kara baklası ırgın ağacı gibi ekilmiş olsa bile yeşil ister kuru olsun nebattan kendisi bitmek şanından da olan şeyi kesmek haram olur. Bundan bir takım şeyler istisna edilir. Bir isir ki boya otu adını alan güzel kokulu bir bitkidir. İki, sena tedavide kendisine ihtiyaç vaki olan senamiki adıyla maruf bir bitkidir. Üç, değnek. Dört, misvak. Beş, ağacı yerinde bina ve oturma evi yapmak veya bahçeleri ıslah için kesmek. Altı, micen dedikleri kalkanla ağacın yaprağını kesmek. Bu eğri büğrü bir değnektir ki onun dalın üzerine koyar ve dalı hareket ettirir. Böylece ağaca vurmaksızın yaprağı düşer. Ağaca değnekle yaprağı düşsün diye vurmayı deyince bu haramdır. Ağaç veya marul, buğday, karpuz, nar gibi ekmek şanından olan bitkileri deyince kendisi bitmiş olsa bile caiz olur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedun nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.